Malum Can Yaman. Milyonlarca İtalyan ve İspanyol hayranı vardı. Türkiye'de olduğunun 2 katı 3 katı daha popülerdi bu ülkelerde. Öyle ki Türkiye'den dizi teklifi, reklam teklifi gelmiyor, ancak İtalya'da reklam filmleri çekiyordu Can Yaman. İşler güçler bu ülkelerde yolundaydı ama sadece iş güç değil. Can Yaman'ı özellikle İtalya'ya bağlayan bir başka neden daha vardı. Roma başta olmak üzere İtalya'yı karış karış geziyordu Can Yaman ve İtalyan spiker aşkı Diletta Leotta. Peki ama yenge, İtalyan yenge ne zaman Türkiye'ye gelecekti? Bu soru geçtiğimiz günlerde cevabını buldu. Can Yaman, İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'yı İstanbul'a getirdi. Karış karış gezdirdi Diletta'yı İstanbul'da. Ayasofya'dan Boğaz'a kadar adım atmadıkları yer kalmadı. Can Yaman'ın asıl sürprizi ise Bodrum'da yaşandı. İstanbul'da ne ki sen bir de Bodrum'u gör dedi aşkına ve aşk Bodrum'da yaşanır güzelim diyerek tuttu elinden İtalya'nın rüya kente getirdi. Yenge Bodrum'u sevdi. İtalyan yenge Diletta Leotta Can Yaman'dan sonra Bodrum'a da aşık oldu. 2 gün diye geldiler, 1 haftadır buradalar. Ama Bodrum'da olmanın bir riski vardı. Paparaziler. Her ünlü gibi onlar da gazetecilerle uzun süre kovalamaca oynadı ama sonunda yakalandılar. Teknede yakalandılar ve önceki gecede Bodrum'un balıkçılarıyla ünlü tatil beldesi Gümüşlük'te kameralara pişti oldular. Buradaki istihbaratı aslında Can Yaman'ın babası verdi gazetelere. Farkında olmadan bulundukları mekanda fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşınca haberciler 50 ile koymuş gibi buldular çifti. Bir anda karambol oluştu. Can Yaman'ın babası bu karambolde oğlunu kendine siper etmek isterken yere kapaklandı. Can Yaman dut yemiş bülbül gibiydi. Konuşmuyordu. Adeta yemin etmişti konuşmamaya. Sağlı sollu gelen sorular yengenin ilgisini çekti. Can'a sordu. Ne diyorlar, ne soruyorlar diye. Can fısıldayarak cevapladı. Can Yaman konuşmuyordu. Çünkü ne zaman ağzını açsa başı derde giriyor, bir pot kırıyordu. Menajerleri, yapımcıları gazetecilerle konuşmasını yasaklamıştı. Gazeteciler Can Yaman'dan umudu kesince yengeye sormaya başladılar. Ama maalesef onun da Türkçesi yoktu. Tabii bizim çocukların da İtalyancası kıttı. Uzun bir yürüyüş sonrası araçlarına ulaştılar. Can Yaman ve Diletta araca bindi, Can Yaman'ın babasıyla vedalaştı.